Evet, iyi günler değerli İçel TV izleyicileri. Tabii ki ben Muharrem Çağatay. Ön libero sezon finali yapmıştı ama kentimizdeki sporla ilgili gelişmelerden dolayı, daha doğrusu kentimize gelen eski teknik direktörümüz Yüksel Yeşilova'nın kente gelişiyle Rusya'dan biz de konuk alalım istedik. İçel TV izleyicilerine Mersin Mayordu nasıl kurtulur, nasıl bu girdaptan çıkar, onun da fikirlerini almak istedik. Onun için hocama dedik ki ayağının tozuyla buyurun hocam, bir sizi İçel TV ekranlarında bir konuşturalım. Aynı zamanda bu yayınımız tabii ki 99.2 Radyo Klas üzerinden de yayınlanacak, naklen olacak. Evet, Yüksel Yeşilova, hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Evet, Mersin'i özlemişsinizdir. Bir 2-3 yıldır herhalde aralıklarla dostu geliyorsunuz ama Mersin'in Mayurdu'nu yakından takip ettiğinizi biliyorum. Tabii ki. Mersin'i özledik. Yani o mutlaka. Çünkü memleketimiz burası. Burada yaşıyoruz, burada büyüdük, burada ailemiz burada. Ama maalesef ekmek mücadelesi, yurt dışında çalışıyoruz. Evet. Sık sık aralıklarla boşlukta Mersin'e ziyarete geliyoruz. Evet. Mersin İdman Yurdu'nu çok yakından takip ediyoruz. Çünkü takımımız, evet, yani kalbimiz her zaman Mersin İdman Yurdu'nunla oldu. Biz burada çalışıp veya çalışmasak da sürekli takımımızı takip ettik. Evet. Tabii ki Mersin İdman Yurdu taraftarlarının çoğunluğu bilir Yüksel Yeşilova'yı. Ama biz yine de hocanın ağzından yeni gençlik, yeni jenerasyonun bilmeyenler için Yüksel Yeşilova'yı şöyle kısaca bir tanıyalım istiyorum. Şimdi ben uzun süre yurt dışında çalıştım. Yani 17 sene oldu. 17 senedir yurt dışında büyük liglerde, yani hep Süper Lig olmak şartıyla büyük liglerde çalıştım. Çok kaliteli hocalarla çalıştım. Artı işte Rusya Premier Lig'de, Romanya'da, Suudi Arabistan'da. Ünlü hocalarla çalıştınız. Tabii ki çok ünlü hocalarla çalıştım. Bir Yuri Zemin'le çalıştım. Rusya'nın gelmiş geçmiş tarihin en büyük hocalarından birisi. Yani daha birçok hocayla çalıştım. Daha sonra kendim 7 senedir teknik direktörlük yapıyorum. Değişik takımlarda görev aldım. Çalışıyoruz. Ekmek mücadelesi, yurt dışında hizmet ediyoruz. Ama gönlüm istiyor ki ülkeme döneyim, memleketime döneyim. Ülkemde yapacağım daha çok işler var. Buna çok Mersin'de yarım kalan bir işi var. Mersin'de yarım kalan değil. İnanın Türkiye'de yarım kalan işim var. Öyle mi? Yani Türkiye'de yarım kalan işim var. Allah'ın izniyle ben bu işi er geç bitireceğim. Ben er geç Mersin İdman Yurdu'nun başına geleceğim diyor Yüksel Hoca. Yüksel Hoca'yla tabii biz yayın öncesi bugün sabah da birlikteydik. Yüksel Hoca'yla bir nevi projeler ürettik. Dedim ki Yüksel Hoca'ya, sen bu kadar üst düzeyliklerde çalıştın, böyle krizli bir takımda çalıştın mı? Mesela bizde olmuş borç 80 milyon, bir başkan adayı çıkmıyor. Ki inanıyoruz ki birkaç gün içinde bir başkan adayının çıkmasını diliyoruz. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımız biraz vurgu yaptı. Yüksel Yeşilova böyle krizli bir takımda çalıştı mı? Bu kadar problemli bir takımda çalıştı mı? Şimdi şunu önce belirteyim. Bundan daha problemli takımlarda çalıştım. Bundan daha büyük krizlerde çalıştım. Bu büyük bir borç mu sizce? Bence hiç de büyük bir borç değil. Evet. Yani taraftarın, Mersin İdman Yurdu taraftarının bu kadar korkmasına, bu kadar tedirgin olmasına hiç gerek yok. Öncelikle bunu içtenlikle taraftarla söyleyebilirim. İkinci bir önemli bir konu da söylemek istiyorum buradan. Bütün Mersin halkı, işte dün kongremiz vardı. Kongreye katılım az olmuştu ve belediye başkanımızı işte suçlamalar, işte sistemkar söylenimler olmuş. Evet. Öncelikle buna kimsenin hakkı yok. Neden kimsenin hakkı yok? Çünkü belediye başkanı şehrin belediye başkanı. Yani onun yapması gereken o kadar çok hizmetler, o kadar çok işler var ki, tamam, bunun içinde Mersin İdman Yurdu da dahil. Ama bütün zamanını Mersin İdman Yurdu'na ayırıp ve maddi açıdan çok fazla yardım yapmasına da zaten müsaade edilmez. Burada çözüm başka yerde aranmalı. Yani evet, sadece belediye başkanına bağlanıp çözüm aranmamalı. Ya da kulüp birilerine muhtaç edilmemeli mi? Yani kulüp tabii sürekli şimdi, bir kurumsallaşma yolunda adımlar atılmalı aslında bu kulüpte. Şimdi bakın, ben bu kulüpte 6 sene evvel çalıştım. Evet. Ve uzun süredir de bu 12-13 senedir Mersin'deyim. Bu takımı ben bu şehre geldim geleli aynı konu. Hiç değişen bir şey yok. İşte tesisleme yok, altyapı yok, tesisleme yok, altyapı yok. Ya kardeşim, altyapın yoksa, tesislemen yoksa o zaman ona göre çare üret. Altyapın yok, tesislemen yoksa ona göre başarılı olmanın yollarını ara. Yani bahane arama, bir yere sığınıp da yıllarca aynı bahane, aynı nakaratla devam etme. Şu an itibarıyla önümüze bakıp ne yapmamız gerekiyor? Ne değişmemiz gerekiyor?
Ve en önemlisi elimizdeki imkan ne? O zaman o imkanına göre hareket yapacaksın. Sona doğru reçeteyi yazacağız zaten hocam. Bir de mesela idman yurdunun belki sık sık orada da izliyordunuz. Mesela idmanlarda bir boykot olayı gelişti. Evet. Özellikle Mersin'de bu çok gelişti. Tabii. Ben çok kızgındım. Evet. Er ya da geç Mersin idmanında şimdi, kimsenin alacağı kalmaz. Ama bu olaya biraz değinelim istiyorum. Var mı Avrupa'da örneği bunun böyle boykotu? Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Bakın ben kesinlikle hangi ülkede olursa olsun teknik direktörün bilgisi olmadan idman boykotu yapılacağına inanmıyorum kardeşim. Yani bu işin içinde teknik direktörün de eli parmağı mutlaka vardır. Ve bunu bu dereceye getiren bir teknik direktör, yönetim bu dereceye getirdiğini bildiği halde o kadar sabretmesi de bence yönetimin çok büyük yanlışıydı. Bırakın Türkiye'yi hep yani başka ülkeye bakmaya. Bakın Türkiye'ye. Türkiye'de daha uzun süre parasını almayan takımlar vardı. Niye onlar boykot yapmadı bu kadar? Evet. Bizim takım kadar. Boykota giden olmadı. Boykota giden olmadı. Mersin sık sık tabii şimdi, ki. Şimdi Mersin'i çok yakından takip ettim Muharrem Bey. Bakın. Evet. Bugün de belirttim. En son çalışan bir teknik direktör vardı. Neyi sorsanız paramız yok. Kimse yardım etmiyor. Yani maç hakkında yorum isteniyordu. Paramız yok. Para dileniyoruz. Kimse yardım etmiyor. Kapı kapı geziyorum diyordu. Futbolcu hakkında sakat mı şu futbolcunuz diye soruluyordu. Paramız yok. Kapı kapı geziyorum diyordu. Atıyorum ya haftaki maçta rakibi nasıl? Ne düşünüyorsunuz deniliyordu. Paramız yok. Hep para muhabbeti. Başka hiçbir şey duymadım. Evet. Şimdi siz bu takımın futbolcusu olursanız, böyle bir teknik direktörle çalışırsanız ve bu demeçleri her gün ve her gün izlerseniz evet. Ne yaparsınız? Boykot da yaparsınız, itmana da çıkmazsınız, daha değişik şeyler de yaparsınız. Evet. Ama daha değişik, daha farklı bir teknik direktör profili olsaydı, kardeşim para yok. Yok ama biz çıkacağız, oynayacağız, bu takımla ligde kalacağız. Mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Veya daha değişik formüller arasaydı. Hocam zaten başarı Süper Lig'deki her galibiyet 1 milyon 300 bin para demek tabii sadece işte, yayın geliri. Ya anlatmak istediğim şimdi ben mesela bir yere geliyorum diyorum ki ne bu takımı şampiyon yapacağım. Kardeşim nasıl yapacaksın? Önce bunu bir anlat. Önce bir inandır. Önce bir kendin inan. Taraftarına inandır. Başkanına inandır. Yöneticine inandır. Ve bunu aşıla. Kenti aşıla. Kenti aşıla. Sen geliyorsun buraya ben bu takımı ligde tutacağım. Ama nasıl ligde tutacaksın? Hiçbir proje yok. Hiçbir anlatım yok. Sadece para 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 para. Evet. Yani yazık oldu, çok yazık oldu. Ben inanıyorum ki ara dönemde düzgün hamleler yapılsaydı bu takım şu an Süper Lig'deydi ve bu kadar borç yoktu ve şu gün çektiğimiz sıkıntıları da çekmiyorduk. Evet. Evet değerli İçel TV izleyicileri, aynı zamanda yayınımız Radyo Klas üzerinden 99.2 Radyo Klas'tan naklen yayınlanıyor. Konuğum Mersin İdman Yurdu eski teknik direktörü Yüksel Yeşilova. Hocam sıkıntılı bir süreç. Tabii ki atlatılması gerekilecek. Atlatılması için sizinle yayın öncesi de konuştuk. Gün boyu da konuştuk. Dün de konuştuk. Neler yapılabilir? Mersin İdman Yurdu'nun şimdi bir transfer yasağı var biliyorsunuz. Evet. Transfer tahtası kapalı. Bir o kadar federasyonla PTT 1. Lig'e düştüğü için destek alacak. Bir şekilde orayı açabilir. Sonrasında nasıl bir bütçeyle yola şimdi, çıkılmalı? Ne gibi proje önereceksiniz? Şimdi Muharrem Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Daha büyük krizler daha küçük takımlarla aşıldı. Evet. Mersin İdman Yurdu küçük bir kulüp değil. Bu krizleri de aşar. Daha büyüğünü de aşar. İnsanlar rahat olsun. Ama önemli olan proje lazım. Projeyle bir insan, bir yönetici, bir başkan projeyle geldiği zaman inanın çok şey korkulduğu kadar, tedirgin olunduğu kadar vahim değil. Evet. Proje bir yıllık bir projeyle gelen yanlış yapar. Buraya gelecek şu günü an geçiştirmeye çalışır. Problemi halının altına süpürmüş olur. Anladım. Yani şu an gelecek olan yönetim, teknik direktör kim gelirse gelsin 2-3 yıllık bir projeyle gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle bu ligde kalıp playoff şansını kovalaması gerekiyor. Bakın şansını kovalaması gerekiyor. Yani playoff'a kalması gerekiyor demiyorum. Ondan sonrası ekstrası. Ve borcunu azaltması gerekiyor. Bir sene. İkinci sene bütçesini biraz daha arttırarak şampiyonluk hedefini koyarak şampiyon olup olması gerekiyor. Artı şampiyonluk olduğu zaman Süper Lig'e çıkıp aldığı parayla ve bu dönemde 2 yıl içinde
Avrupa'dan ucuz alıp, Afrika olsun, daha değişik ülkelerden alsın, ucuz alıp sattığı futbolcularıyla borcunu azaltıp iki sene veya iki, üçüncü sene sonra çok az bir miktarla, borçla Süper Lig'e geri dönmesi gerekiyor. Evet, değerli İçel TV izleyicileri, tabii ki hocamın biraz da 4 lisan bilmesi farklı, biraz Türkçe'de bazı kelimeler eksik olabilir. Tabii biraz hocam, karışıyorum, özür diliyorum o yüzden taraftar, evet. Dinleyicilerimizden. Onda sıkıntı olmaz, tabii ki uzun süre Türkçe. Şimdi son bir ay içinde Rusya, Romanya, Almanya dolaştım ve hep değişik dille konuşunca buraya da gelince bazı eksiklikler oluyor. Evet hocam, şimdi gelelim Mersin'in kurtuluş reçetesini, Mersin İdman Yurdu'nun kurtuluşunu bir masaya yatıralım. Mersin İdman Yurdu size göre veyahut da Yüksel Hoca gelir veya gelmez, Mersin İdman Yurdu nasıl kurtulacak bu girdaptan? O çok önemli. Bakın, ben buraya gelirken veya bu programa çıkarken ben teknik direktörüm veya teknik direktör olacağım diye bir hedefle gelmedim. Ben Mersinliyim. Mersin'e her zaman yardım etmek için veya hizmet verildiği zaman hazırız. Bu tartışılmaz. Rusya'yı bırakır gelirim diyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olayım, geliriz. Evet. O olayı tartışmıyoruz. Şimdi önemli olan teknik direktörden önemli, evet. Teknik direktörden önemli yönetim. Evet. Yani güçlü bir yönetim kurulmalı. Güçlü bir ekip kurulmalı. Ve ona göre hareket edilmeli. İlk hedef iyi bir yönetim kurulup ondan sonra inanç olması lazım. O görüntüler evet. Şu an geliyor şimdi, biraz eskiler. Evet. Şimdi bu görüntüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet, söyleyeyim hocam. Bakın, ben bu takıma geldiğimde takım bir golle düşmeden kurtulmuştu. Ve ben ilk demeç verdiğimde dedim ki, ne bu takım şampiyon olacak. Süper Lig'e çıkacak. İlk demecim. Ve insanlar bana inanmadı. Ben ne yaptım? Dedim ki, ne madem insanlar bana inanmıyor, bakın ilk itmanımdan kampımın, programımın videosunu çektireceğim size. Şampiyonluk videosu. Ve bunu insanlar günü gelecek seyredecek, izleyecek, şampiyonluk videonuz olacak dedim. Ve sözümde durdum. O kurduğum kadro şampiyon oldu. Yani benim anlatmak istediğim olay, nereye bağlamak istiyorum? Ben buraya geldim, şampiyon yapacağım diyorsam önce kendim inanmış olmam gerek ve insanlara inandırmam gerekiyor. Evet. Ben buraya geldim, takımı düşmeden kurtarmaya geldim diyorsam önce kendim inanacağım, sonra insanlara inandıracağım. Sizin çünkü Mersin'e yabancı değilsiniz. Mersin'de ilk geldiğinizde Tarsus İdman Yurdu'na Burhanettin Kocaman'ın referansıyla geldiniz, başkanlığında geldiniz. Hayır, Tarsus'a Burhanettin Kocaman, evet, beyefendi getirdi. Çok güçlü bir ekip kurdum. Hocam, ne kadara kurdun o zaman ligde şampiyon olan takımı? Mersin İdman Yurdu'na. Tarsus İdman Yurdu. Tarsus'u o zaman bana sezon başı transfer için 160 bin lira. TL verildi. Onunla kadroyu kurdum. O kadro şampiyon oldu ve o kadrodan 4 tanesi Süper Lig'de oynuyor şu an. 7 tanesi PTT Lig'de ve 3 tanesi de 2B'de. Yani Tarsus İdman Yurdu o gün benim attığım hamleleri devam etmiş olsaydı, o 19 ile 21 yaş arası futbolculardı hepsi ve uzun vadeli bağlamıştım. O futbolcuları tutmuş olsaydı Tarsus İdman Yurdu'nun 10 yılı garanti altındaydı. Peki Mersin İdman Yurdu'na ilk geldiğinizde ne kadar harcadınız? Mersin İdman Yurdu'na geldiğimde kurduğum kadro benim değeri 4,5 milyon. 4,5 milyona kadar. Normalde kurduğum, kuran takımlar ne kadar harcıyor hocam? O zamanlar 17, 15, 14, 12 harcıyordu. Bakın, orayı da anlatmak istiyorum. 4,5 milyon kurduğumda başkanla konuştum, Ali Kahramanlı Bey'le. Evet. Dedim ki, ne başkanım, ben bu takımla ara döneme kadar ilk şampiyonluk videonuz da ekranda, evet, şu an. Evet. Devam edin siz hocam. İlk 5-6'da gitmek istiyorum. Ara dönemde yapacağım 3-4 transferle şampiyon yapacağım. Bütçemin bir kısmını kullanmamıştım daha. 4,5 milyonu kullanmadınız. 4,5 kullanmıştım. 7,5 milyon söz almıştım. Söz almıştım. 3,5'u da ara dönemde kullanıp şampiyonluk için kullanacaktım. O dönem en az parayı harcayan bendim ya ligde. Evet. Yani bunu herkes de söyleyebilir. Eski yöneticiler de bunun biliyorlar yani. Evet. Peki hocam, şimdi günümüze dönecek olursak. Günümüze geldik. Mersin İdman Yurdu, dediler ki Yüksel Yeşilova teknik direktör, atandın. Sözleşmen yapıldı. Yüksel Yeşilova bu takımın önünü nasıl açabilir? Bu transfer tahtasını açtırdılar hasbelkader. Açılır yani. O açılmayacak bir sorun değil. Yüksel Yeşilova bundan sonra ne gibi bir süreç? Ne kadara kadro kurar? Şimdi, ne kadar borç öder dedin çünkü. Borç ödemesi gerekiyor. Borç ödemesi gerekiyor. Buraya gelen teknik direktör öncelikle takımı rahatlatması gerekiyor. Yani çok büyük bütçe harcayarak değil, işte eski borcundan eksilmesi gerekiyor. Benim
reçetem. Yani benim kendi reçetem de demeyelim de fikrim. Şu reçeten an reçeten hocam, yani sen bu işin uzmanısın. 7 milyon TL ile bu sezonu ilk Bank Asya'da, yani PTT liginde 7 milyonla playoff oynayabilir. Kovalayabiliriz. Bu sezon öyle kalınır. Ama bu 7 milyonu evet, kurulan kadronun gelen paralar, işte federasyondan olsun, işte iddiadan olsun, değişik yerlerden gelen paralar ile o yıl en aşağı 15 milyon borç ödenir. Yani ana borçtan 15 milyon borç ödenir. Bank Asya'da kalırsınız, PTT liginde kalırsınız, 15 milyon borç ödersiniz. 15 oldu, 65'e düştü borç. İkinci yıl, evet, bütçenizi 12 trilyona çıkartırsınız. 12 ile 14 arası. 12 ile 14. Ve bu takım %85 şampiyon olur. Peki bu 15 gelir diyorsunuz. Mesela burada getireceğiniz oyunculara çok mu güveniyorsunuz? Getireceğin futbolcuları satacaksın. Artı gençleri satacaksın. Artı federasyondan da, yani 7'den daha çok fazla para geliyor. Hocam şimdiye kadar mesela Türkiye'ye getirip de şöhret yaptığınız oyuncu var mı? Şimdi Bilika'yı 200 bin TL'ye getirdim. 200 bin? 200 bin TL'ye. Sivas'a mı getirdiniz direkt? Evet. Yani getirdim derken, bakın daha öncesi var onun. Evet. Fransa 3. liginde oynarken ben Kuluş takımında teknik direktörken oraya transfer ettim. Evet. Romanya Kuluş takımı. Romanya Kuluş takımına transfer ettim. 3. ligde oynuyordu Fransa'da. Evet. Oradan ben tavsiye bende oynadı bir sezon, Sivas'a tavsiye ettim. 200 bin TL'ye Sivas'a gönderdim. 200 bin Siz euroya. Siz kaça aldınız oradan, Fransa'dan? Ben o zaman 100 bin para aldım. 30 bin 30 euroya. Bine aldım. 30 bine mal olmuştu kulübe. Ama benim de bilgisi yok. Kulübün parası yani. Ben öyle menajerlik veya herhangi anladım, bir çıkarla anladım, değil. Anladım, anladım. Kulübe 30 bin liraya mal olan futbolcuyu 200 bin liraya Sivas Spor'a verdik. Sivas Spor'a alırken de başkana teahhüt ettim. Başkan dedim, bunu senden dört büyükler almazsa beni ara. Ve dediğim gibi 4 milyon euroya Fenerbahçe'ye satıldı. Kaç sene de orada oynadı. Artı Pedriel. Bilmiyorum bu sene kaç liraya oynadı Mersin'de. Ama ben onu 8 bin dolara Giresun'a getirdim. Pedriel'i ilk getiren benim. Sizden sonra mı Sivas'a geçti? Giresun'dan sonra mı? Benden sonra tabii ki Giresun'dan. Ama Pedriel, Steaua Bükreş'te benim topçumdu. Giresun'a geldiğimde 8 bin liraya getirdim. Daha kim var? Mesela Stanko'yu biz Mehmet Işık. Stanko hikayesi var, onu dinleyelim. Mehmet Işık'la biz 350 bin euroya Mersin'e getiriyorduk. Son anda Cici Bekal 50 bin lira fazla isteyince. 400 bine mi çıktı? 400 fiyat? Bine çıktı. Vazgeçtik. Evet. Ama ben ısrar ettim orada. Dedim bak Mehmet Bey, alalım. Bunu milyona satarız. Hatta orada bir uğraşınız oldu, para eksikliğinde. Uğraştık tabii, para sıkıntımız oldu. 50 bin lirayı işte arkadaşlarımız sağ olsun yardımcı oldular, bulduk. Ama yine de 50 bin yükseldi. 400 bin euro fazla geldi bize. O zaman o dönemde size birkaç oyuncu da önerilmişti değil mi? Mesela sizin tavsiye ettiğiniz Mersin'e gelsin diye. Sonradan şu an milli takımda oynayan oyuncusu da tabii var. Roma. Tabii. Kimler vardı? Ali Bek. Ali Bek şeye gitti sonra, Inter'e gitti. Değil İnter'e mi? Transfer oldu. Oradan geldi. Şu an milli takımda. Şu an zaten Romanya milli takımda oynayan 7-8 tane topçum var. Kaç tane? 7-8 tane. Peki. Ama o önemli değil. Bakın Romanya önemli değil. Benim bütün Avrupa'da. Yani scout ekibiniz var mı hocam sizin? Tabii şu ki. An? Yurt dışındaki, Almanya'daki gurbetçileri izliyoruz. Almanya'daki yetenekli gençleri izliyoruz. Hollanda'da, İngiltere'de. Çünkü Mersin Banyo'da yıllardır futbolcu satmadı hocam. Hep bedelsiz kaçtılar gittiler. Ama işte sözleşmede yanlışlık. Bir kere Mersin İdman Yurdu'na bundan sonra hiçbir kiralık futbolcu alınmamalı. Gelen futbolcu uzun vadeli sözleşmeli olmalı. Yani bunlar çok önemli faktörler. Ama Allah izin verirse inşallah... Olursa peki şeye gelelim. 7 milyon euroya kurdunuz. 7 milyon euronun içinde getirdiniz. Kaç oyuncu mesela, örneğin ben 4 tane oyuncuyu gönderirim ya da 3 oyuncu ya rahat gönderirim. Şimdi tam %50 söyleyemeyiz de Allah yardım eder, bir futbolcuyu çok çok fazla paraya satarsın. Ama büyük yetenekler var. Elimde veya benimle çalışmış, Türkiye'ye getirip onların üzerinden büyük işte seneye Süper Lig'e vererek para kazanmayı düşünüyorum. Afrika'da var scout ekibimiz. Türkiye'de var mı peki hocam scout? Türkiye'de de var tabii ki. İzledim. Yani Türkiye'de 3. ligleri izliyoruz. 2B'yi izliyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Ya Muharrem Bey, nasıl söyleyeyim? Bu işi yapıyorsanız sürekli takip halinde olmanız gerekiyor. Yani eve gidip de işte oturup ben bir takım çalıştırıyorum, maaşım nasıl geliyor dediğiniz zaman her zaman yerinizde kalırsınız. Gece gündüz. Yani ben Rusya Premier Ligi'ne gittiysem tesadüfen gitmedim. Ben Suudi Arabistan'da çalıştım. Hocam Rusya'da özel izinle mi çalıştınız siz? Tesadüfle gitmedim. Nasıl gittiniz bu kriz tabii döneminde? Ki. Yani özel izinle çalıştım da, ama anlatmak istediğim
Hiçbir Rus bir Türk'ü Karaköz için almaz. Hiçbir Romen bir Türk'ü 12 sene büyük takımlar, yani bunun içinde Steaua Bükreş var, Dinamo Bükreş var, işte değişik takımlar var. Sırf hoş insan diye çalıştırmaz. Biz belirli bir yerlere gelmek için emek sarf ettik, çalıştık, çabaladık. Allah'ın izniyle de Allah yardım etti, belirli bir sivimiz oluştu, belirli bir yere geldik. Şimdi yarım kalan bir işim var. Evet, Allah'ın izniyle ölmezsem o işi bitireceğim. Türkiye'de gün gelecek herkes Yüksel Yeşilova'yı konuşacak. Herkes bazı şeylerin farklı olduğunu konuşacak. Hocam zaten Türkiye'de bazı insanlar çok yeteneklidir ama lobisi yetmez mesela. Evet. Yani sizin de belki bir lobi eksikliğiniz var bence. Lobi derken şimdi bizim insanlara yağ çekmemiz mi gerekiyor? Hocam şöyle, mesela i̇nsanlara Fatih Terim'in referansı olmayan oyuncu milli takıma giremez. Kadroya almıyor. Şimdi milli takımı bırak. Onu bazı insanların referansı olmadan teknik direktörlük yapamıyorsun Türkiye'de. Evet. Yani o kişiler telefon açıyor bazı takımlara, işte şunu al, bunu al, şu hocayı al diye. Onlar yönetiyor zaten. Çünkü... Ama o yüzden de Türk futbolu şu an burada. O yüzden Türk futbolu ilerlemiyor. Ben bazen biraz farklı konuşuyorum. Yani Türkiye'deki alışılmışın dışında konuşuyorum. Mesela insanlar hep ezberlemiş, işte Türk hocaya şans verilmiyor, Türk hocaya şans verilmiyor. Ben buna karşıyım. Aslında daha çok yabancı hoca çalışması gerekiyor Türkiye'de. Evet. Yani ikinci ligde müsaade edilmesi gerekiyor. Bankasya'da da çalışsın yabancı hoca. Yabancı kondisyoner çalışsın. Yabancı kaleci hocası çalışsın. Alt liglerde çalışsın. Neden müsaade edilmiyor? Neden Bankasya'da çok iyi bir Almanya'dan kaleci antrenörü getirip çalıştıramayalım? Neden Bankasya'da... Maliyeti mi yüksek bunların? Hiç de değil. Evet. Neden yok? Federasyon müsaade etmiyor. Neden Bankasya'da İspanya'dan, Almanya'dan, İtalya'dan iyi bir kondisyoner getirip çalıştırmayalım? Neden? Alt liglerde. Evet, neden müsaade yok? Yani alt ligde Bankasya Petite Ligi'nde oynayan bir futbolcunun kondisyonere ihtiyacı yok mu? Veya o kalecinin çok iyi bir kaleci hocasıyla çalışması pozitif değil mi? Teknik ekibinizi biraz, kaç kişilik mesela bir teknik ekibi? Teknik ekibimiz zaten bellidir. 6 kişilik bir ekibimiz var. Herkesin görevi bellidir. Ben zaten burada çalıştım. Benim çalışmam, metodumla, çalışma sistemimle hiç kimsenin bir negatif söz söyleyeceğine inanmıyorum. Benimle çalışan bütün yöneticiler de taraftarlar. Hocalığımız zaten tartışılmıyor. Bizim burada konuşmak istediğimiz şu an Mersin İdman Yurdu'nun yüzdeye çıkarmak. Şu anki durumu. Yani inanıyoruz. Nasıl o zaman inandık, şampiyonluğun videosunu yaptırdık. Allah'ın izniyle müsaade olursa inanırız Mersin İdman Yurdu'nu ligde tutmanın, daha tekrardan şampiyon yapmanın videosunu da çekeriz. Uzun vadeli planlamayla olacak. Hayalleri gerçekleştiririz. Ben şunu merak ediyorum. Ben teknik direktörken Bankasya'ydı o zaman. Bankasya'da oynarken neden stadım fulldu? Ve şimdi Süper Lig'de oynarken stad? Ortalama 2-3 bin kişi oynadık bu sene. Yani hep suç taraftarda mıydı? Değildi. O zaman o heyecanı verecek insan lazımdı. O heyecanı verecek bir teknik direktör lazımdı. Evet. Bir gün bütün demeçlerime bakılsın ya, benim teknik direktör olduğum şeyde. Maç yenildikten sonra korkmayın, şampiyon olacağız. Kimse üzülmesin, bu takım Süper Lig'e çıkacak. Evet. Her zaman aynı demeç. Her zaman taraftara moral verdik. Her zaman motive yaptık insanları. Evet. Hocam tabii ki taraftarlarımız da burada yorumlar yapıyorlar. Mesela hocam diyor, bir ara Ümit Özat'tan önce ismi geçmişti diyor. Evet. Ama diyor doğru işler yapacak demiştim. Tamam diyor, o zaman Ümit Özat geçti diyor. Hoca herhalde o zaman lobisi de yetmedi. Hocam birinci yılda 7 milyon gibi bir bütçe hemen acil lazım değil. Transfer tahtası açılsın Mersin İdman Yurdu'nun. Evet. Çünkü niye bu ekonomik boyutu konuşuyorum? Mersin İdman Yurdu'nu kime sorsanız sokakta herkes bir ekonomik boyuttan bahsediyor. İşte 80 milyon borcu var. Takım yürümez. Hocam da diyor ki 7 milyonla birinci yıl yürütürüm. Evet. Hasbelkader belki playoff bile oynatabilirim bu takıma. Evet. Düşmeye oynamam. İkinci yılda şampiyonla oynarım. 13-14 milyon harcarım. Borçtan da 15-20 trilyon eksiltirim diyorsunuz. Eksiltirim. Yani zaten... Süper Lig'e çıktığımda benim hemen hemen borcumu ben bitirebilirim diyorsunuz. Bitiririm diyorum. Hodri meydan. Evet. Hodri meydan. Neler yapacak başka? İstiyorsa videosunu çekelim. Çekmeye başlayalım. Evet.
Yani bu bir hayal değil. Bu bir karamsarlık da değil. Ümit de dağıtıyor. Hayalle yaşayan hiçbir yere varamaz şey. Yani evet. Hayalle realite çok farklı. Ben hayallerim var. Hayalim öyle değil ama. Yapmak istediğim hayaller var. Evet. Ama realite olanlar var. Yani boş değil. Hocam peki yarın bir gün diyelim ki böyle bir imkan verildi. Yüksel Yeşilova imzaladı. Yüksel Yeşilova biliyor tesis yok. Macit Özcan kompleksinde antrenman yapılıyor. Doğru düzgün bir kamp alanı yok. Yeni Burhanettin Başkan yeni bir yer yaptı. Kondisyon, evet. Fitness salonu yaptı evet. Yeni. Belki kalacakları yer var. Orası hadi idare eder. Mersin İdman Erdoğan Başkan neler istersiniz mesela bugün geldiğinizde? Atıyorum evet. Ben Süper Lig'e çıktığında Yüksel Yeşilova olur. Başka bir hoca olur. Çıkıp demesin ki Mersin'in şu eksik. Çünkü Mersin'in ya, şu an 33 güzel bir stadı var Mersin İdman'da. Muharrem Bey dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. Ağlayarak bir yere varılmaz. Evet. Şu an elinde ne varsa onunla başarılı olmaya yollanacaksın. Evet. Tesisimiz yoksa o zaman tesisimiz yok gibi onun planlarını yapıp onunla başarılı olacaksın. Yani şimdi uzun vadeli tesise bağlayıp her şey tesis değil ya. Ben bazı ülkelerde çalıştım. Burak tesisi idman sahası bile doğru düzgün yoktu. Nerede yoktu hocam? Romanya'da yoktu bazı yerlerde. Evet. Yani ama inanç vardı. Son ana kadar da şampiyonluğu kovaladı takım. Ligin en az bütçeli takımıydı. Yani her şeye ağlayarak bir yere varılmaz. Çare lazım. Öncelikle yeni bir güçlü bir yönetim kurulması lazım. Ondan sonrası iyi bir teknik direktörle anlaşılmalı. Bana göre de şu an hissettiğim, kentte hissettiğim hava Hüseyin Çalışkan çünkü başkanlığa ben aday olmayacağım diyor. Geri çekilecek gibi. Bundan sonrası için herhalde görünen o ki Ali Kahramanlı üzerinde uzlaşacaklar gibi. Görünen bir hava öyle seziyorum. Belki yanlış da olabilir. Mustafa Karabulut bir izleyicimiz. Mustafa amatör futbola çok meraklıdır ve evet. Takip eder. Diyor ki Toroslar Belediyesi 12 bin metrekare arsa tahsis etti idman yurduna ama tesis yapılmadı diyor. Yüksel hocama da ayrıyeten selamlar diyor. Evet. Selam saygılar. Doğru yeni şehir hevesine gittiler o zaman. Maalesef. Şimdi, maalesef. O konulara bakın işte Toroslar arsa verdi yapılmadı. Biz sadece o yönünü biliyoruz. Hı hı. Yani bu işin öbür yönlerini de bilmek lazım. Evet. O tesisleri yapacak bütçe var mıydı veya daha değişik o anki durum neydi? Yani gerçekten arkaya fazla bakılmaması lazım. Anladım. Önümüze bakalım. Şu an yapılacak tek şey önümüze bakıp çok doğru adımlar atılmak. Yüksel Yeşilova net soracağım. Ara dönemde. Yok net soru bir soru soracağım. Evet. Yüksel Yeşilova Mersin Maradona teknik direktör olursa kaç yılda Süper Lig'desin? Hadi bir şampiyonluk videosu. Bu da kayıt altında hocam. Kayıt altında olsun. Benim şey yok. Evet. Üçüncü yıl Süper Lig'de bu takım. En geç 3. ligde Süper Lig'de. 3. yılda Süper Lig'de. Ve bu 3 yıl içinde Türkiye'nin gıpta ile bakacağı altyapı organizasyonu, scoutluk sistemi, uzun vadeli Süper Lig'de kalınacak hizmet kurulmuş olacak. Yani şimdi takımı siz Muharrem Bey söylemek istediğiniz benim anlatmak istediğimden farklı. 3 yıl sonra takımı süperliğe veya 2 yıl sonra takımı süperliğe çıkartmak önemli değil. 1 yıl sonra geri düşecek. Ne yapacaksın onu? Ben de onu diyorum. Gecekondu olmasın, asansör olmasın. 3 yıl içinde öyle bir proje kuracaksın ki altyapını öyle bir güçlendireceksin. Scout sistemini güçlendireceksin. Kurumsal bir yapıya bürüneceksin. Temelini güçlendireceksin. Süperliğe çıktığın zaman Allah'ın izniyle 7-8 sene, 10 sene süperlikte kalacaksın. Bunu yapman gerekiyor. Şimdi yukarı çıkıp düşmeyle kaybedilen para... Hocam şöyle yapıyorlar. Mesela Türkiye'de her zaman her takımın, çoğu takımın düştüğü bir konu. Ben bunu söyleyeyim. Süper Lig'e çıkana kadar bir hocaya emanet ediyor. Hocadan aldıktan sonra alıyor o takımı. Menajerlere peşkeş çekiliyor takımlar mesela. Evet. Atıyorum bir bakıyorsunuz bir takıma bu takımın menajeri Ahmet Bulut. Ahmet Bulut'un oyuncuları gelecek buraya. Evet. Örnek diyorum Ahmet Bulut'ta. Ya da Ceylan Çalışkan ya da Bayram Tutumlu gibi. Evet. Yani kulüplerde böyle lobiler de var mesela. Evet. Mersin vardı yarın bir gün sizin önderliğinizde Süper Lig'e çıksa menajerlerin eline düşmemesi için ben de mücadele ederim. Zaten orada ya problem. Evet. Bir teknik direktör kendi kadrosunu kuramıyorsa yani o kadar futbolcu portresi yoksa yurt içi ve yurt dışında. Ya neden sen yıllarca teknik direktörlük yaptın ki? Yani 18 kişi, 24 kişilik bir kadroyu kuracak kadar futbolcu tanımıyorsan, çevren yoksa
ille bir menajerlerle komisyon verdirmen gerekiyor mu? Kulübü yani oraya düşürmemesi. O zaman sen bu işi 10 senedir yanlış yapmışsın kardeşim. Yani takımın başına gelen bir teknik direktörün kulübün menajerlere fazla para verdirmeden transferini yaptırması gerekiyor. Ha. Ama hocam şöyle, hiç vermeden de olmuyor çünkü her futbolcunun bugün Türkiye'de 3 tane gol atanın 2 tane menajeri var. Evet. Bunu da anlamış değilim. Yani adam daha birinci amatör gümede 3-4 tane gol atmış, 3 tane menajerle geziyor. Yani bu da bir yanlış bir Türkiye'nin bir yanlışı. Oturmayan bir sistem diyoruz yani. Tabii ki. Tabii. Ama onu oraya getiren faktörler de var tabii ki. Mersin İdman Yurdu'nu öyle bir hadi dediklerinde mesela süreç de azaldı artık. Haziran ayındayız. Ağustos'ta ligler başlayacak. Evet. Şurada önümüzde kısıtlı bir gün var. İşte biraz o problem. Bakın şu an beni biraz çekindiren hani benim şahsımı değil Mersin İdman Yurdu için sürenin her geçen günün sürenin azalması. Yani şimdi bu takım kurulacak. Bu takım kamp hazırlığı yapacak. Kampa gidecek. Mevcut oyuncular var. Mevcut oyuncular var ama işte gelen hoca onları istiyor mu? İstemiyor mu? İnceleyeceksiniz. İncelenecek ve ligden düşmüş bir takımda ligden düşen de o kadroda kalmış futbolcunun motivesi ne derece onlar da önemli. Yani oyuncu psikolojisi. Tabii ki çok önemli. Yani adam geçen sene yaşadıkları 10 kere idman boykot yapılmış. İşte ne bileyim kötü şeyler yaşanmış. O futbolcunun bu sene takıma ne derece verimli olacağı bunlar önemli. Bunlar tartışılmalı. Güçlü bir kadro kurulup Allah'ın izniyle Mersin İdman Yurdu ilk maçına çok güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Taraftar da inansın buna. Hiç rahatım ben. Çok rahatım Mersin İdman Yurdu. İnşallah Yüksel Yeşilova tabii ki Mersin İdman Yurdu'nun başına geldikten sonra kamp sürecinde de olsun gelirseniz İlk zaten bunları da hatırlatacağım. Bu videoları da göstereceğim. Tabii ki. Sizin böyle böyle projeleriniz vardı diyeceğim. Peki aşağı yukarı 7-8 milyonluk bir bütçeden bahsettiniz ilk yıl. 7-8 milyonluk bir bütçeyle kaç oyuncu getirirsiniz? İşte kaç oyuncu değil. Bütün kadroyu yani yapacağız. Yani size göre şu an Mersin İdman Yurdu'nun kadrosunda. Biz şöyle çalıştık. Burada Mersin'in kadrosunu kurarken. Önemli pozisyonlara biraz fazla miktarda para ödedik. Ama onun yerine bazı pozisyonlara yedeklerini, alternatiflerini çok uygun futbolcularla kapattık. Yani öyle bütçeni kullanırsın. Elinde bir bütçe olur, o bütçeyi paylaştırırsın. Herkese işte yüksek rakamlar verirsen hiçbir yere varamazsın. Bir futbolcuyu 400 arıyorsan o kadar araştıracaksın, yanına 100'e bir başka bir futbolcu bulacaksın alternatifini. Yani bütçeni ona göre paylaştıracaksın. Ya ben bir baktığımda mesela kadroyu hocam bir kurayım. Muammer var kalede. Nihat Şahin var. Evet. Sözleşmesi devam edenler. Mitrovic var stoperimiz. Evet. Yanında Enes var. Enes Sığırcı. Yine Malatya Spor'da evet. Şampiyonluk yaşadı mesela. Kadroyu ufak ufak şöyle hayal ediyorum. Temel var. Sadık'u var. Kahlili var. Kalacaklar mı devam. İşte onlar? Kalacaklar mı? Yani onlar şu an. Peki kalacaklar da onlara ödenecek bütçe var mı? Heh. Yani o önemli. Evet. Şimdi kalıyorsun tamam kalıyorsun da kardeşim kaça kalıyorsun? Hocam bu oyuncular kalırsa boykot olur mu senin döneminde? Ya boykot olur mu derken şimdi. Yani bu adamlar bana göre bir biraz da alışkanlık yapmış bunu. Bir kere baştan konuşacaksın. Kardeşim evet. Maddi yönlerden parayla ilgili hiçbir konuda benimle muhatap olmayacaksınız. Evet. İtmanına çıkacaksın, itmanını yapacaksın. Hocam yönetmenimin bir sorusu var diyor ki Yüksel hocam hiç amatörden oyunculara şans verir mi diyor. Amatörden şans vermeyen hoca zaten başarısız bir hocadır. Evet. Yani amatörden araştırması gerekiyor. Ben bir altyapıya geldiğim zaman, bir takıma geldiğim zaman önce bütün altyapımı toplamışımdır. Bütün hocalara dedim ki size bugünden sonra çalışma emri veriyorum. İhtiyacınız neyse karşılayacağım. Dediler ki hocam bizim altyapının futbolcuların işte şortları. Malzemesi yok. A'dan Z'ye futbolcuların malzemesi yok. 100 tane futbolcu. Hepsini tamamlattırdım. Dediler ki hocam bizim 15 tane hocayız, teknik direktörüz, bizim malzememiz yok. Hepsini tamamlattım. Ondan sonra çağırdım. Bakın kardeşim siz benden bunları istiyordunuz. Ben size tamamladım. Bundan sonra ben sizden hizmet istiyorum. Ve hepsini çalıştırmaya başladık. Ve altyapına tabii ki önem vereceksin. Yani altyapıdan yetiştireceksin. Ama altyapında tesislerde oturup da bekleyerek değil. Gidecek izleyeceksin. Türkiye genelinde gezeceksin, futbolcu bulacaksın, getireceksin, yetenek yapacaksın. Yani Avrupa'da şöyle bir sistem var. Mesela ben altyapıda bir takımda scoutsam,
iyi bir futbolcu bulmuşsam, o futbolcu 10 sene ne kadar para kazanmış, satmış kulüp, ondan para kazanmışsa benim ondan yüzdem var. Evet. Yani değişik sistemler kurulabilir. Ben anlamıyorum. 17 sene Avrupa'da çalıştım. Buradan neden kimse, ya hocam gel de şu Mersin İdman Yurdu'nu bırak teknik direktörlük yapmayı, bilginden faydalandır bize. Yani 17 senede neler gördün? Avrupa nasıl yapıyor bunu? Şunu nasıl yapıyor? Ben öyle de yardımcı olurum diyorsunuz. Ya Mersin İdman Yurdu'na her türlü yardımcı olurum. Evet. Yani ben şimdi buraya çıkarken ben teknik direktör olayım veya ben olayım benim için çıkmadım. Mersin İdman Yurdu ile ilgili sıkıntılar var. Fikrimizi yürütüyoruz. Evet. İnşallah belki insanların biraz olsun aklına, fikrine düşünürüz. Ya hakikaten Mersin İdman Yurdu'na sahip çıkalım. Bu takım böyle bu sıkıntıları da aşar. Çok iyi yerlere geliriz diye düşünür. Bu hedefimiz. Evet. Peki Mersin İdman Yurdu'na mesela son dönemlerde maddi yokluklardan ya da giden oyunculardan kadro kuramamaktan zaten 4-5 genç oyuncu çıkarmışlardı. Son maçlarda 4-5 evet. genç oynamıştı zaten. Evet. Baktığımızda bir iki tanesi bana göre ışık vermişti zaten. Evet. Tabii ki mevcut kadroyla devam edip ya, etmemek yönetimin... Muharrem Bey, şimdi o son zamanlarda işte gençleri çıkartmak, işte şeyleri çıkartmak, milleti kandırmak. Yani öyle şeylere gerek yoktu. Mecburiyetten çıktı hocam. O zaman genç çıkartmak yok. İstiyorsan sezon başında çıkartacaksın kardeşim. Ya, aynen. Sezon başında şans vereceksin. Kampına götüreceksin. Birinci kampında deneyeceksin. İkinci kampında deneyeceksin. Son 3 hafta 4 hafta kala herkes kaçmış parasını almamış diye o gençleri sahaya sürüp milletin önüne yem olarak atmayacaksın. Yani çok ince bırakın bir düşünce. Kendimizi aldatmayı. Evet. O gün kimse gençleri yetiştirmeyi düşünmüyordu son 4 maçta. Bıraksınlar onu geçsinler. Kimse demeç vermesin ben genç yetiştiriyorum seneyi düşünüyorum diye. Seneyi düşünen, genci düşünen sezon başı kampa götürürdü o gençleri. Sezon başı götürmedin, ara dönemde götürürdün o gençleri kampa. Son 4 hafta herkes gitmiş, mecburiyetten oynatmışsın. Çıkıp televizyona, işte basına demeç veriyorsun, diyorsun ki ne? Gençlere şans verdim. Ya bırakın yani. Hocam biliyorsunuz Mersin İdman Yurdu o 13 takımı geçen maddi yokluklardan şeye gidemedi. Turnuvaya, Türkiye evet. Şampiyonası'na gidemedi. Evet. Haberiniz oldu mu? Tabii ki var benim haberim. Haberim var, mutlaka var yani. Bazı şeylerden haberim var ama bu konuları burada konuşmak da istemiyorum. Çünkü reklam gibi olur ama... Ama orada bir parmağın yardımınız var hocam. Niye yok, reklam yok, söylenilmesini diye? İstemiyorum. Ben o konuda yardımcı olmak istedim. Ama orada bu konu kapanmaz, burada konuşmak istemiyorum. Evet. Peki dediniz ki mesela iddialı bir sözünüz daha vardı yayından önce. Ben bu takıma bağış bile yaparım yeri gelirse dediniz. Ya yaparız tabii ki şey her zaman söyledik bakın. Evet. Takım sıkıştığında veya başka konularda yardımcı oluruz. Ben yine söylüyorum benim burada teknik direktör olmam veya benim burada çalışmam veya benim değil. Hedef Mersin İdman Yurdu'nun şu anki üzülen kimle konuşsam üzülüyor. Kimle konuşsam üzülüyor. Ya üzülmesinler insanlar gerçek söylüyorum. Biraz şöyle sallansınlar, böyle bir kendilerini sirkelesinler, desinler ki ne, ya biz Mersin İdman Yurdu'yuz. Biz atıyorum Bayburt Spor değiliz, biz Hakkari Spor değiliz. Mersin İdman Yurdu'ndan bahsediyoruz 93 kardeşim. 93 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. Mersin İdman Yurdu. Evet. Kimse korkmasın. Allah'ın izniyle aslan gibiyiz. Evet. Takım aslan gibi. Yüksel Hoca geldiğimde ben sıkıntı mıkıntı bırakmam diyorsun o zaman. Geldiğimde değil şey. Gelmem de önemli değil. Yine söylüyorum. Evet. Yani ben olayım olmayayım Allah'ın izniyle. Hocam elini taşın altına koyacak mısın? Ben onu söyleyeyim. Tabii ki koyarız. O hiç tereddütsüz. Zaten bunu herkes de biliyor. Bizim Mersin'e bakış açımızı veya burada bu takımla olan ilişkimizi herkes biliyor. Benim anlatmak istediğim yani... Türkiye'deki bazı alışılmışların dışına çıkılmalı. Yani demeç vererek işte ağlayarak, sızlayarak değil, proje üreterek. Hocam bir Altın Ordu modeli var mesela Türkiye'de. Evet. Altın Ordu biliyorsunuz PTT 1. Lig'de evet. yabancı oynatmayan evet. tek kulüp. Evet. Yani kendi altyapısını oluşturmuş. Bir Buca vardı mesela size evet. Buca'yla da bir görüşmeleriniz oldu çünkü tabii, son anda oldu. Bırakmadılar. Evet. Bir alttan iyi bir proje gelirse bana göre Süper Lig'de daha çok hele ki sizin yurt dışı scout ekibinizde kattığım tamam. zaman Afrika, Almanya, gurbetçi, Türkiye. Muharrem Bey yine anlatıyorum. Altyapı varmış yokmuş o kadar sorun değil. Bir oyuncu yönünden diyorum ben. Şimdi ben Romanya'ya 1700 euroya Afrika'dan futbolcu getirmişim. 1700 euro. 1700 euro aylıkla. Evet. Zaten şimdi altyapıdan bir futbolcuyu bulup da aylıkla getirsen kaliteli bir futbolcuyu o senden daha fazla isteyecek.
Ve o futbolcuyu 1700 euroya getirdiğim futbolcuyu şu an Steaua Bükreş istiyor. Yani ağlamaya gerek yok. Steaua Bükreş şampiyonla oynayan bir takım, evet, Romanya'da. Daha değişik projeler bulmalı. Gidin kardeşim Afrika'ya gezin, 1000 liraya en kral futbolcuyu getirirsin ya. Araştırırsan Marsa Portren. Aylık 1000 lira 1000 euro veriyorsunuz. Aylık 1000 euro 1500 euroya futbolcu getiriyorsun. Oynatıyorsun, o futbolcuyu satıyorsun. Süper Lig'de oynuyor kardeşim. 1750'ye Süper Lig'de oynuyor. Romanya Ligi'nin bütün %80 futbolcusu 1500-2000 liraylık alıyor. Süper Lig'de oynayan futbolcular. 4 büyükler hariç. 1500? 1500 euro, 2000 euro. Hocam Türkiye'de maç başına o kadar oynamıyorlar. İşte onu anlatmak istiyorum. Yani tamam. Abartılmış rakamlar var yani. Takılma altyapıdan futbolcu yetişmiyor. Git araştır, dışarıdan ucuz futbolcular bul. Kaliteli futbolcular bul. Getir kadro kur. Oradan bulamıyorsun, git gurbetçi bul kardeşim. Almanya genç futbolcu kaynıyor. Var mı öyle bir potansiyel? Tabii ki araştırmamız var. Şu an itibariyle yani 20-22 tane futbolcu gözetlediğimiz futbolcular var. Çalıştığımız futbolcular var. Peki şu an alo dediğinizde Türkiye'ye 23-24 tane oyuncu getirebilir misiniz? Hazır mı? Para sorunu yapmadan. Şu an alo dediğimde değil. Heh. 24 saat içinde Mersin İdman Yurdu'nun kadrosunu kurmazsam diplomamı yırtıyorum. 24 saat içinde. Bana 24 saat verilecek. Çok iddialısın hocam. 24 saat içinde, 24 saat sonra kampa, yarın kampa gidilecek kadro kurulmuş vaziyette teslim etmezsem bu takımı hodri meydan. Para ikinci planda kalarak. Ya para, bütçe konuştuğumuz gibi. 7-8 milyon. Al kardeşim bütçeni. Kur takımını. 24 saat içinde kamp gidiyoruz denilecek, kampa gideriz. Evet. O kadar potremiz geniş. Onu anlatmak istiyorum. Evet. Yani biz çalışırken Türkiye'ye bağlı çalışmayacağız. Afrika'yla çalışacağız. Avrupa'yla çalışacağız. Yurt dışındaki yetenekli futbolcularla çalışacağız. Romanya'yla çalışacağız. Rusya'yla çalışacağız. Bu Rusya'da çalıştıkta dolayı Kazakistan'la, Özbekistan'la, bu Türkmenistan ülkeleriyle çok iyi ilişkilerimiz orada. Oradaki futbolcuları var mı orada hocam, potansiyel nasıl? Tabii ki oradaki futbolcuları da tanıyoruz. Yani Azerbaycan Ligi var tabii herhalde. Tabii ki. Yeni gelişen bir Azerbaycan tabii Ligi ki var. Yani portremiz genişliyor. Ne kadar çok ülkede çalışırsan o kadar çok futbolcu tanıyorsun. O kadar çok portren genişleniyor. Portföy genişliyor. Tabii bu çok önemli. Evet. Yani ben şimdi 10 sene Türkiye'de çalışayım. Türkiye'den başka bir yer tanımıyorum ki. Ama bütün her yer gezersen, her yeri araştırırsan, değişik değişik insanlarla çalışırsan daha kolay olur. Evet. Peki hocam, Türkiye Ligi mi zor, Avrupa'daki ligler mi zor? Ama ne ama şey olarak? Futbol oynamak mı? Oynatmak yönünden. Hocalık yönünden. Şimdi Türkiye ile Avrupa arasında çok farklı. Mesela Türkiye'de daha çok koşarak, daha çok çabuk, çok koşuyor futbolcu. Ama daha az teknik. Avrupa'da daha teknik, daha beyinli oynuyor. Daha az koşuyor. Evet. Rusya'da hele futbolcu makine gibi. Saati böyle kurarsınız, sahaya sürersiniz. Dediğinizi yapar, dediğinizin hiç dışına yapmaz. Hiçbir şekilde motive yapamazsınız. Çünkü motive falan yok. Buzdolabı gibiler. Evet. Yani çık oğlum oyna. Bitti. Çık oyna. Peki mesela Avrupa'da 17 takım çalıştırdınız. Rusya Ligi olsun, Romanya olsun. Para işlerine siz bakar mısınız? Yok. Çok büyük yanlış. Evet. Bir teknik direktörün para işine işte futbolcuya girerse çok büyük yanlış. Evet. Mahmut hocam da çünkü bu konuyu iyi bilir. Ben şu an sosyal medyadan da yazıyor. Yönetimi var. Yönetim işini yapar, hoca hocalığını yapar. Zaten o yüzden futbolcu bana boykot edemez. Kardeşim sen sözleşmeni yazarken benle parayı konuştun mu? Ben senin sözleşmene imza attım mı? Sana kefil oldum mu? Yok. Evet. Benimle senin ilişkin teknik direktör futbolcu ilişkisi. O zaman sahaya çık, idmanını yap. Bitti. Profesyonelsen işini yapacaksın. Bitti. Daha değişik başka bir şey olamaz. Peki diyelim ki bir olası bir Mersin'de alışkanlık haline geldi. Kadroda kalan 1-2 kişi boykot ettirdi. Ne yapar Yüksel Hoca? Kadro dışı yapar mı? Ya anlamıyorum. Ne zamandır başladı bu boykot? Geçen yılda mı? O zaman sıklıkla yapılıyor. O zaman daha önce niye yoktu? Bizlerde niye yoktu? Bizden önceki hocalarda niye yoktu? Hoca bu kaynaklı diyorsunuz. Ben iddia ediyorum hocanın parmağı olmadan hiçbir takım boykot yapamaz. Ben de boş konuşmuyorum. Yani boş şeyleri söylemiyorum. Evet. Nasıl boykot yapar? Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de olmuyor. Hocanın bilgisi olmadan olamaz kardeşim. Hangi takım boykot yapıyorsa hoca da destekliyordur. Hoca da futbolcusuna diyordur. Ben tamam sizin arkanızdayım, destekliyorum. Ne yaparsanız yapın diyordur. Hocam mesela Türkiye'ye geldiniz, 2 gündür sık davetler aldınız. Mersin'de hemen hemen
üst kısımdan görüştünüz görüştüm, herhalde. Tabii ki bir fikir alışverişinde bulundunuz. İşte görüştüm, birkaç kişiyle görüştüm. Nasıl görüşmelerde sezdiğiniz hava ya, nasıl? Diyorum insanlar korkmasın. Sizdekini oraya aşılayabildiniz mi? İnsanlar korkmasın. Gerçekten iyi şeyler oluyor. Yani bu takımda eskiden kaç yıl başkanlık yapmış bu şehirde Ali Kahramanlı var. Korkmasınlar. Ben inanıyorum Ergeç takım çok zorda kaldığı zaman takıma sahip çıkacak, takımı sahipsiz bırakmayacak. Bu şehirde hakikaten futbolu seven, kendisini Tarsus'ta bildiğim belediye başkanımız var. Her türlü desteğini yapacağına inanıyorum. Bu çok önemli bir şey. Kalkınma Bakanımıza da ben buradan çağrı yapıyorum. Yarın Mersin'de olacak. Ama daha önemli. Bu takım, bu şehrin bir takımı var, taraftarı var ya. Nerede o eski şeytanlar grubu? Ayağa kaldıracak mı şeytanları? Onlar şeytanlar grubuna ihtiyaç var. Onlar gelecek. Onlar başlayacaklar yine tekrar eski şeytanlar grubu olacaklar. Ateşleyecekler bu şehri. Üç faktör birleşecek. Bunların yanına iyi bir teknik direktör gelerek, iyi bir kadro kurarak Allah'ın izniyle eski Mersin İdman Yurdu tekrar olduğu yere gelecek. Evet. Hepimizin herkese ihtiyaç var. Yani tekrar saymama gerek var mı? Ha, bakın buradan şeyden de özür dilemek istiyorum. Şimdiki başkandan da özür dilemek istiyorum. Hüseyin Çalışkan'dan. Evet. Başkanlık yapmış, hizmet etmiş. Saygıyla, hürmetle kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Başarısız oldu. Yani dikten süreci düştü. Yönetemedi hocam bana göre. Tabii ki. Yani ama yaptığı hizmetlerden dolayı yani Mersin İdman Yurdu'na saygımız, sevgimiz, buradan hürmetimizi sunuyoruz kendisine de. Evet. Tabii ki emeği geçen emeği olmuştur. Yani onun da takımın düşmesini isteyeceğine inanmıyorum. Tabii ki o an için başarısız olmuştur. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Eğer ara dönemde düzgün hamleler atılsaydı bu takım düşmezdi. Peki ara dönemde transfer tahtası açılmalı mıydı transfer tahtası? Ali Kahramanlı gitmeseydi bu takım düşmezdi. Öyle mi? Açık açık söylüyorum. Evet. Bir formülünü bulur Ali Başkan bu takımı dikte tutardı. Yapardı. Daha sonra gelen yönetim düzgün hamleler atsaydı yine ligde kalırdı. Yine ligde kalırdı. Ama aslında orada biraz şey var. Çünkü yönetim de pek değişti diyemeyiz. 7-8 kişi Ali Kahramanlı döneminden gelen ama insanlar biraz konu Mersin İdman Yurdu olunca uzak duruyorlar. Yok şimdi bak Muharrem Bey öyle dediğiniz zaman iki yönlü şey çıkıyor. Yani 10 kişi mi dediniz, 8 kişi mi dediniz Ali Kahraman'ın yönetiminde? 7 kişi falan vardı. 7 kişi, 8 kişi diyelim yönetiminde varsa o zaman başarılıysa Ali Kahraman'lı o zaman iş Ali Kahraman'lı da bitiyordu. Evet. Yani bu 7-8 kişi orada da varken yani ikinci dönemde niye başarılı olamadılar? Evet değerli İçel TV izleyicileri şu an yayınımız ön libero programımız ben Muharrem Çağatay konu Mersin Mayur'da eski teknik direktörü Yüksel Lişilova. Radyo Klas 99.2 Radyo Klas üzerinden de dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım istiyorum. Tabii ki burada taraftarlar diyor ki Burhanettin Kocamaz'ın desteğini alabilirse Ali Kahraman'ın yeniden başkan olacağı yönde duyumlar var. Ali Kahraman'ın sanırım biraz da davet bekliyor gibi sanki. Kırgınlığı var gibi. Ben çünkü kendisiyle görüştüm. Bir telefonda görüştüm. Biraz kırgın. Ha insanlarımız tepki gösteriyor. Diyor ki Ali Kahraman'la borca koymuş. Siz bazen dillendiriyorsunuz ya da paralı basın diyorlar. Benim Ali Kahraman'la bir ticaretim de yok. Bir bağlantım bulanın olursa alnından da öperim onu. Benim sadece Ali Kahraman'lığı niye gelmesini isterim? Bu kulübü bu borca sokmuşsan buradan da çıkar derim. Sadece o yönden. Ya. Bir de verilen icralık, temliklik, losyaların çoğu Ali Kahraman. Ali Kahraman'lığı girmezse bu işin içinde çözülmüyor. İstediğiniz kadar transfer tahtasını açtırın. Gelecek paralar, kulübün hesabına gelecek paralar yine tıkanacak, icralık olacak. Ben onun için Ali Kahraman'lı dedim ama başka biri de olabilir borcu kapatan ama Ali Kahraman'lı her yer ülkede bu kulübe lazım. Bey, şimdi gerçekten sanki burada bazı şeylerin kimseyi kayırmıyoruz veya kimsenin ya hayır bazen öyle yorumlar yapılıyor işte. Şimdi, Ali Kahraman'ın silah şöyle kalem şöyle falan deniliyor. Borç yapmış. Bu borcu ne için yapmış kardeşim? Seni Mersin İdman Yurdu'nu iki kez Süper Lig'e çıkartmış. Neyle çıkacak? Parasız mı çıkacaktı bu takım? Yani bu şehre iki kez Süper Lig duygusunu yaşatmış. Sana Türkiye'nin en büyük takımlarını bu şehirde maça getirtmiş. Tabii ki bedel olacak. O bedel ödenmiş. Yani bu borç o bedel. Alıp da kimse kesesinin cebine sokmamış ki o parayı. Bir bedeli vardı. Ha, tek yanlış bu sene düşmesi oldu. Bu sene düşmemiş olsaydı takımın bu kadar borcu var mıydı? Yoktu. Ve takım Süper Lig'deydi. Elindeki güç futbolcuyu satardı. Ve tekrardan Süper Lig'de devam ederdi. Yani yanlış
orada değil. Yanlış ara dönemde. Ali Başkan'ın ara dönemde gitmesi yanlış oldu. Oyuncu seçimlerine gitti geldi. Gitmemesi Servet gerekirdi. Gitti geri. Devam etmesi gerekirdi Ali Başkan'ın. Onun kurtaracağına eminim takımı. Evet. Ondan sonra gelen yönetim. Yanlış hoca burada, seçim yaptı. Burada çıkan sonuç şu yani. Burhanettin Kocamaz'ın desteklediği Ali Kahraman'la başarılı olur bana göre. Benim kendi isteğim. Çünkü niye? İşi biliyor. Biraz bir daha futbolu biliyor. Yine kentimizde mesela Mehmet Hanefi Işık var. Eski futbol şubesi gibi sorumluluk almalı. Mehmet Hanefi Işık. Mehmet Işık. Senan İdin sorumluluk almalı. Tabii ki. Mehmet Can Duman sorumluluk almalı. Yani bu tür. Şimdi o dönemde bakın. Ahmet Sertaş. Kimsenin hakkını yememek gerekiyor. O dönemde ne kadar geride durulduysa da Senan Bey, Mehmet Bey. Beşir Acar. Evet Beşir Bey. Mehmet Işık zaten benim sürekli yanımdaydı. Kadroyu kurmamın %60'ını yani benim %40 kurduğum kadar %60'ını Mehmet Işık yardımcı oldu bana. Bunların hiç kimsenin hakkını yememeli. O dönemde Ali Kahraman'la başta baş olarak, lider olarak arkasından işte destekleyenler Senan Bey, Beşir Acar olsun, işte Ahmet Sertaç bunlar dışarıdan gerçekten takımı desteklediler. Belki çok yeterince bilinmiyor. Yani biz ekip halindeydik o dönemde. Herkesin yardımıyla... Şampiyon kadro öyle oluştu. Tabii ki öyle oluştu. Ama tabii ki bunun için bir lider lazım. Bir karizma bir lider lazımdı. Ve onu da Ali Kahraman'ı çok iyi yapıyordu. Liderliği yapabiliyordu. Gerçek söylüyorum. Bakın biz tesislerde prim günü kimsenin hakkını yiyemeyiz. Prim günü tesislerde odamızda beklerken başkan futbolcuların bizlerin odasına primimizi gönderiyordu. Benim ve ekibimin veya futbolcumun o dönemde 1 lira parası kaldığını hatırlamıyorum. Yüksel Işıloğa Mersin'den ayrılırken tazminat aldı mı? Yok ya öyle şey olur mu ya? Biz tazminat alıp da Mersin'den gidebilir miyiz ya? Başkanım da biliyor. O gün itibariyle akşam ayrılmak istedikleri gün başkanım lütfen benim için bir... Siz mi ayrılmak istediniz? O zaman bir istedi. Başkanınız istedi. Başkanım istedi. Başkanım lütfen bana bir günlük fazla para verme. Bugün akşam bak 8'de işim bitti. 8'e kadarki hesabımı gör. Hakkımızı helalleşip gidelim. Çünkü biz yine yüz yüze bakacağız. Çünkü benim Mersin'de işim bitmedi. Bunu herkes bilsin. Ben o gün Mersin'den ayrılırken benim burada işim bitmediğini bilerek ayrıldım. Söyledin mi o zaman başkan da benim bu işim bitmedi döneceğim. Bitmedi. Kimseye kırılarak, kimsenin kalbini kırmadan gittim. Ve 5 senedir bu şehirdeyim. O kadar hoca geldi, o kadar hoca gitti. Hiç kimsenin aleyhinde negatif lobi yapmamışımdır. Hiç kimsenin o gitsin ben geleyim gibisine. Olmasını istememişimdir. Hatta ve hatta şehirde bulunduğum zaman bile maçlara gitmemişimdir. Hocalar rahatsız olmasın diye. Geliyorsunuz gidiyorsunuz ama. Tabii ki hiçbir şekilde. Evet değerli İçel TV ön libero izleyicileri programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Hocam son olarak eklemek istedikleriniz Mersin için her şeye hazırım dediniz. Bir formül ürettik. Mersin İdman Yurdu. Darda da olsa biz dar gün dostuyuz diyor hocam. Elimizi taşın altına koyarız gerekirse diyor. Ben olmasam bile benim fikirlerimle yardımcı da olurum diyor. Ben her türlü Mersin İdman Yurdu'na yardımcı olurum. Çünkü benim kentimin takımı ben bu kentte yaşıyorum diyor hoca. Hoca şu an Rusya'da olabilir ama istenildiği an Mersin'e dönmeye hazır. Mersin'de yapacak çok işim var. Yarım kalmış işlerim vardır. Evet son hocam son olarak. Son daha önce söylediğim gibi Allah'ın izniyle bu takım en yakın zamanda feraha erecek. Evet. Bu üzüntülü günler geçecek. İnşallah bu üzüntülü işte üzüldüğümüz günler, bu tedirgin olduğumuz günleri gülerek işte güzel bir hatıra olarak hatırlayacağız. Evet. Mersin İdman Yurdu'nu inşallah eski yerinde göreceğiz Allah'ın izniyle. Hocam yine Türkiye'ye gelişlerinize sık sık konuk etmek tabii isteriz. Tabii ki başım üstüne. Yani Mersin'de her zaman başım gözüm üstüne. Teşekkür ediyorum. Evet değerli İçel TV izleyicileri, sevgili Mersin İdman Yurdu taraftarları diyeyim. Ben de hocam gibi umutsuz değilim. Hiçbir zaman umutsuz olmadım. Düşerken de umutsuz olmadım. Ben güneşli günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Ben Yüksel Hocam'a tekrar Yüksel Yeşilova'ya teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İç yapımlar.